sizlere Android telefonu bilgisayara çeviren uygulamayı anlatmak istiyorum. Hadi gelin ya videomuza geçelim. telefonu bilgisayara çeviren uygulamayı tanıtmak istiyorum. Videoyu uzatıp da canınızı sıkmayacağım. O yüzden direkt uygulamayı tanıtmaya başlayayım. Uygulamanın arayüzü tıpkı bilgisayarlardaki gibi zaten isminden de belli. Computer Launcher diye geçiyor. Yani bilgisayara çeviren uygulama daha doğrusu. Burada uygulamalarımıza erişebiliriz. Bir de bu uygulamanın bir özelliği var. Diğer launcherlardaki gibi Uygulama kapak tarafını değiştirir de içini değiştirmemezlik yapmıyor. Örnek verirsem cihazın ayarlar kısmına girdiğimiz zaman tıpkı bilgisayarlardaki gibi yapmakta. Altta reklamlar çıkmakta. Bunun sebebi ise uygulamaya para verip o reklamları kapattırabiliyoruz. Fakat uygulamayı kullanmak ve indirmek tamamen ücretsiz. Burada uygulamayı yapan kişinin diğer uygulamasını görmekteyiz. Alt çubuktan bahsedeyim. Alt çubukta. Burada uygulamaların kısa yolları var. Uygulamalar ile bu erişebiliriz. Fakat şurada kapatma butonuna tıkladığımız zaman sadece Launcher'ın yani uygulamayı kapatıyor. Fakat telefonu kapatmıyor. Bunun için buradan kapatabiliriz. Ya da Launcher'ı kapatıp sonra telefonu kapatabiliriz. İkinci yerden bahsedeyim. Bu yerde de uygulamayı arayabiliriz. Telefonumuzda olan uygulamaları mesela arayüzde göremediysek burada ismini yazıp aratabiliriz. Arayüzde burada da hava durumunun saati, günü hangi ayda olduğumuzu, ayın hangisi, hangi gününde olduğumuzu göstermekte. Yılı falan göstermekte kısacası orası öyle ve bunun yerlerini de değiştirebiliriz. Kafamıza göre fark etmiyor. Ee, burada ayar, burada mesajlarımızı görmekteyiz. Örnek verirsem bize gelen bütün mesajları burada göstermekte. Şurada telefon var. Telefona tıkladığımız zaman da burada istediğimiz bir numarayı aramaktayız. Fakat kişilerimizi göstermiyor. Bunun için de ayrı bir yer daha var. Burada Google Chrome butonu var. Burada da kısa yollar var. Uygulamanın kısa yollarını buraya ekleyebiliriz. Örnek verirsem bir uygulamayı buradan çıkartıp başka bir uygulamayı buraya ekleyebiliriz. Ve buradan da direkt kısa yolda uygulamaya erişebiliriz. Burada kişilerimiz var arkadaşlar. Burada istediğimiz kişiyi buradan arayabiliriz. Kayıtlı olan kişilerimizi. Şurada da şarjımızı göstermekte. Şarjımızın yüzdelik birimini sesi ayarlayabiliyoruz. Wi-Fi, mobil veri, bluetooth gibi yerler var. Şurada Windows'larda olduğu gibi ayı falan bakabiliyoruz. Hangi ayda olduğumuzu oraya not bırakabiliyoruz. Ve dakikası dakikasına günü gününe saati saniyeyi görmekteyiz. Burada uygul, e, telefonumuzun ekran parlaklığını ayarlayabiliriz. Ben %50 ayarladım. Burada konumumuz var. Arka fon var. Kabak taraflarını değiştirebiliriz. Mesela şu kabak tarafları var. Siz de yeni kabak fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Böyle yapabiliriz ana temayı. Şurada yine reklamlar çıkıyor. Dediğim gibi paralı bir şekilde orayı kapattırabiliyoruz. Uygulama kısaca böyleydi. Bu uygulamayı indirmenin amacı ne olabilir diye soracaksanız. Siz telefonunuzun arayüzünden sıkıldınız ve bilgisayar deneyimi yaşamak istiyorsunuz. Bu uygulamayı indirmek gayet mantıklı ve ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben böyle launcher uygulamalarını devamlı olarak tanıtacağım. Bu da ikinci launcher uygulamamızdı. Bir dahakine Xiaomi'nin launcher'ı tanıtabilirim. Bu uygulama hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben videoyu uzatmak istemedim. O yüzden direkt videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. İnce Adam videoların 10. bölümünden. Görüşürüz diyorum. Ha bir de uygulama hakkındaki anlatmadığım şeyler varsa da onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Merhaba, Hadi görüşürüz. Unuttuğunu düşündüğüm için bu hatırlatmayı sizlere yapmak istiyorum. Kanalımda teknoloji eğitim ve nasıl kullanılır gibi videolar var. Bu videoları beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı beğenebilirsiniz. Kanalımda böyle içerikler paylaşmaktayım. Eğer bu içerikleri, bu içerik tarzını seviyorsanız sizleri kanalıma davet etmekteyim.